تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. صدق الله العظيم. Rabbim eda buyurmuş olduğumuz namazımızı kabul eylesin. Bizlere ve zürriyetimize namaz ve iman ve İslam'da daim olmayı ihsan buyursun inşallah. Değerli mümin kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a isyan ne anlama geliyor ve bu konudaki bazı ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri ve bilgilerimizi tazelemiş olacağız. Peygamber ne ifade eder diye bir soru sorulacak olursa şöyle söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ buyurur ki Rabbimiz, muhakkak Allah müminlere içlerinden bir peygamber göndererek ihsanda, iyilikte, lütufta bulunmuştur. Demek ki peygamberin gönderilmesi en büyük nimetlerden, iyiliklerden, ihsanlardan biridir. Tabii onun vazifesi de Kur'an-ı Kerim ayetlerini yetlu aleyhim ayati tilavet etmek ve yüzekkihim İtikad bakımından, amel bakımından onları arındırmak ve yuallimuhumul kitab. Buraya lütfen dikkat buyurun. Kitabı yukarıda okumak dedik değil mi? Yetlu aleyhim ayatı. Burada da kitabı öğretmek geliyor, gördünüz mü? Okumak ayrı şey, öğretmek ayrı şey. Bu neyden olur? Peygamberden. Eğer öğretme olmasaydı sadece kitabı okur, hadi anladınız güle güleyin derdi. Ama biliyorsunuz ki okunan bir metnin anlaşılması ihtilaflara sebep olur değil mi? Ama örneğini gösterirseniz o zaman onun nasıl tatbik edildiğini görmüş olursunuz. Mesela görme engelli birisi hiç insan namaz kılarken görmediğine göre onun namazı şöyle tarif etsek: rükû ve secde yapacaksın kıyamdan sonra dese, hadi kıyamı anladı ayakta durmak, rükûyu, sücudun yere yatmak mı, dümdüz yatmak mı, dizinin üzerine yan mı, nasıl olacak? Ama gören insan, 3 yaşındaki çocuk bile gördüğünü ailesini taklit ediyor. Demek ki ve yuallimuhumul kitab, burada dikkat ederseniz Kur'an'ı öğretir demiyor. Kitabı öğretir diyor. Neden? Bizim fıkıh usulünde bir esas var. Dinin öğrenilecek kaynakları nelerdir? Kitap, sünnet, icma ve kıyas. Bakın orada Kur'an demiyor alimler, kitap diyor. Kur'an dendiğinde belki bir kısmını okur, bu da Kur'an derdi. Ama kitap dendiğinde bütünüyle bilmek gerekir. Yani alimlerin işi baştan sona bilecek ki böyle anlamış olacak. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için hangi şartlar lazımdır diye alimler çeşitli fikirler, araştırmalar yapmışlar. Mesela derler ki Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için bir, o günkü cahiliye Araplarının sözü, şiiri, davranışı ve ne yaptıklarını bilmek gerekir. Eğer cahiliye Araplarının ne yaptığını bilmezse, tarihte öğrenmezse, okuduğu ayetlerin bazılarından hiçbir şey anlayamaz. Hani öyle meal okuyacak. Yok, o Arapçası okudu. Neden öyle söylendi? Yani Safa ve Merve'yi sa'y etmekte günah yoktur diyor değil mi ayet? Safa ve Merve'de min şairinle ayet alın. Ne demek Safa ile Merve'yi ziyaret etmekte, sa'y etmekte günah yoktur? Ne yapacak? Ama bilirse ki daha evvelden müşrikler oralara birer put dikmişlerdi. O putlar sebebiyle Müslümanlar oralarda sa'y etmenin vebal olacağını düşününce Cenab-ı Hak bu ayeti gönderdi.
cahiliye edebiyatını, şiirlerini delil getirirler kelimelerin manasını anlamak için müfessirler. Demek ki bir o günün Arap yaşayışını, Arap aklını diyelim, o bölgenin tavrını bilmek lazım. İkinci olarak sireti, yani Peygamberimizin hayatını sahabe ile beraber bilmek lazım, doğru anlamak için. Üçüncü olarak derler ki, esbab-ı nüzül, bazı ayetlerin neden nazil olduklarını bilirse, o zaman doğru karar vermiş olur. Ya şimdi iş çok kolay oluyor. Canı isteyen alıyor, bir şey ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de korkuyla ilgili bir ayet-i kerime var Nisa suresinde. Korku zamanında namazın kısaltılarak nasıl kılınacağı anlatılmaktadır. Tamam? Şimdi bir zat sahabeden birine sormuş, ya Resulüm demiş ki, biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, seferilikte iki rekat kılınacak diye bir şey görmedim demiş. Böyle ayetlerde 90 kilometre gideceğim, gitmeye niyet edersen, işte evinin bağının bahçesini geçersen iki rekat kılmalısın gibi bir şey görmedik. Siz nerede gördünüz demiş Kur'an'da? Sadece korku zamanında bir namazın tarifi var. Sahabe ona demiş ki, Kur'an Resulullah'a indi, biz ondan hem Kur'an'ı hem uygulamasını öğrendik. Peygamberimiz seferdeyken namazlarını kısalttığını gördük demiş. Ne diyeceksin? Ama bunları kabul etmeyince insanlar bu sefer ne oluyor? Kavga çıkıyor. Neyse detaya fazla girmeyelim. O zaman burada şöyle bir iş var. Demek ki bakın ve yuallimuhumul kitab, kitabı öğretecek ve hikme, bir de hikmeti öğretecek. Dört tane özellik sayıldı. Hikmet de öğretilecek ve imkânü mümkâmüle fî dalâlin mübîn. Bundan evvel siz neydiydiniz? Dalalette, sapıklıktaydınız. Yani peygamberi gelmeden, tanımadan evvel veyahut da bugün iman etmeden evvel yanlışlar içerisinde idiniz diye buyurmaktadır. Şimdi dersimizin adı isyan etmek. Geçen haftaki derslere birbirine benzer konular seçiyorum ki konular birbirini tamamlasın veya anlatması ve anlaşılması kolay olsun diye. Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a iman emredilmez. Aslında bütün imanın temeli uluhiyettir. Yani ilah konuşuna inanmaktır. Bazı alimlerimiz iman esaslarını çok kısa anlar derlerse bir kelimeyle Allah'a inanmak, üç kelimeyle anlat derlerse uluhiyet, nübüvvet ve ahiret diye anlatırlar. Sonra da altıya efendim izahı çıkarırlar. Bu noktada bakıldığında Kur'an-ı Kerim peygamberimize de iman edilmesini emretmek. Yani peygambere iman etmek, ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin ayetleri olduğu gibi Allah'a ve Resulüne iman etmeyenlerin azabı da anlatılmaktadır. Başka bir ayetlerde ise Allah'a ve Resulüne itaat edin buyuruyor. Nur suresinde sadece peygambere itaat edin var. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَعْتُ الزَّكَاةَ وَاَطِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dikkat edin, orada Allah'a itaat edin diyor. Elçiye itaat edin. Namazı doğru kılın ve zekatı verin. Ve elçiye dost doğru, elçiye güzelce itaat edin. Şimdi böyle olduğuna göre elçiye itaat ne anlama gelir? Bir anlamıyla Allah'tan getirdiği vahyin hakikatine, doğruluğuna inanmak demektir. İkincisi de peygamberin uygulamasına inanmak. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları bizi bağlar mı? Hani Kur'an'ın dışındaki uygulamaları, bunu tartışıyorlar. İşte yani Kur'an'ın dışındaki hadis kitapları, ulema içtihatları bizi bağlar mı, bağlamaz mı? Bir kısmı bağlamaz mı? Peki soru şu. Efendimizin Uhud Savaşı'nı düşününüz şimdi.
Kur'an-ı Kerim'de Uhud Savaşı'nın nasıl olacağına dair ayet gelmiş mi? Gelmemiş. Yani Uhud Savaşı'nı şöyle yapın, şartları şöyle olsun, orduyu böyle dizayn edin, sahabeye böyle bildirin diye bir ayet mi okudu Efendimiz onlara? Madde okumadı. Ama savaşın sonunda büyük bir sıkıntı oldu. Ve ayet-i kerime buyurdu ki, müşriklere başına iki mislini getirdiğiniz şeyin bir misli de sizin başınıza geldi. Yani Bedir'de 70 tane kafir ölmüştü, 70'e yakın da esir almıştınız. Şimdi ise 70 şehidiniz oldu. Evvelen mahmusuyum. Şimdi böyle olunca peki buyuruyor ki, ayet-i kerimede Müslümanlar bu sıkıntı ve mağlubiyetin sebebi nedir diye sordular birbirlerine. Ne oldu da bize mağlup olduk? Uhud'da Rabbimiz yardım etti de burada niye olmadı? Cenab-ı Hak buyurdu ki, de ki onlara, hüve min indi enfusik. Bu başınıza gelenler kendinizin tercihi, kendinizin amelleri. Muhakkak Allah'ın her şeye gücü yeter. Yani savaşı kaybetmeniz Allah'ın gücünün yetmediğinden değil, sizin Peygamber'in talimatına uymadığınızdır. Peki Uhud Savaşı namaz gibi farz bir şey miydi? Değil. Zekat gibi miydi? Değil. Dünyevi bir uygulama değil mi? Dünyevi bir uygulama dediğimiz savaşta dahi Peygamber'e uyulmazsa 70 tane şehidin verilmesi ortaya çıktığını ayet hatırlatıyor mu? Hatırlatmadı. O zaman Peygamberimizin zamanında biz diyebilir miydik? Ya Resulallah, bu vahiy miydi, değil miydi yani bu savaşa? Böyle bir soru var ama savaşı inkar için sormamışlar ki, yer tercih için sormuşlar. O halde demek ki Kur'an-ı Kerim Peygamber'i inkar etmeyin buyurduğu gibi, yani kim Allah'a ve Resulü inkar ederse, isyan etmeyin emrini de vermiştir. Şimdi bu noktada bakınca isyan neye dedir? Meşru olan emir ve isteklere uymamaya isyan denir. Tamam mı? İsyan etmek. Yani itaattan ayrılmak, söz dinlememek, buna isyan denir. Bu noktada bakınca alimler diyor ki, kendisine emredilen bir işten imtina etmek, çekinmek isyandır diyor. Ya Peygamberimiz bir şeyi söylediğinde bunu yapmıyorsa ondan çekinmesi nedir? Bir isyandır diyor. Bazıları kişinin kasten işlemiş olduğu yasaklardır veya haramlardır diyor. Bazı alimler bunu bir itikadi noktaya taşıyarak diyorlar ki, yükümlülük getiren belli bir emre karşı gelmekten ziyade mutlak olarak emre muhalefet etmektir. Niye böyle diyorlar? Çünkü isyan haramdır, günahtır, mutlak inkarsa onun altında zem, günah, bidir, isim, hatiye, seyyiye gibi farklı günah kavramları da vardır. Tamam? Yani mutlak inkar mıdır isyan, yoksa verilen emirlerde midir isyan? Peki sonuçları ne getirir? Aslında peygamberlere isyan etmeyin emri denilirken, peygamberlerin de Allah'a isyan etme endişe ve korkusu taşıdığını görüyoruz. Yani bir peygamber bana isyan etmeyin diyor. Allah-u Teala da peygambere isyan etmeyin diyor. Peygamberler de mübarek insanlar, ben de Rabbime isyan edersem diye bir endişe taşıyor. Ne kadar Rabbimizin dinine bağlılık gösteriyorlar. Kul de ki, inni ehafu in asaytu rabbi azâbe yevmin azîm. De ki, ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. Kim diyor bunu? Peygamberler söylüyor. En'am suresi. Bakın, demek ki bir hoca vaaz ediyor diyelim. Veya bir anne baba çocuğuna bir şey söylüyor. Kim olursa. Ne diyor? Ben de Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkuyorum. Yani sizi de korkutuyorum, uyarıyorum demek. O zaman madem peygamberlik çok rahat bir iş, hiç onların böyle bir korkusu olmaması lazım. Demek ki peygamberlerin de o günle ilgili korku taşıdıklarını kendi
Kur'an-ı Kerim vahyinde ve kendi hayatlarında hadis-i şeriflerde görüyoruz. İşte kıyamet gününde Hazreti Adem'e giderler, Nuh'a giderler ve diğer peygamberlere giderler. O sıkıntıları aşmak için diye hadis-i şerif yok. Bu noktada bakın de Cenab-ı Hak اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيْهِ اِنِّي اَخَافُ اِنْ اَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ نَصِيمٍ Başka bir ayet. Ben ancak bana bildirilen vah yoluna uyarım. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım diyor. Şimdi peygamberlerin korktuğu bir günden ki özel seçilmiş, büyük oranda korunmuş ve bununla temsil vazifesi kendisine verilmiş bir mübarek zatın böyle söylemesi bizim korkuyu nasıl anlamamız gerektiğini ifade etmektedir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ganimet dağıtırken bazı insanlar ganimetin adaletle dağıtılmadığını söylediler. Çeşitli sebepler. Buyurdu ki Efendimiz, ben Allah'a isyan edersem, yani ben isyan edersem Allah'a kim itaat eder? Allah beni yeryüzünde insanlara emin olmakla gönderdi. Sizler beni emin saymıyor musunuz? Buyurdu. Yani ben isyan edersem bu iş ne olacak o zaman? Bu din nereye gidecek? Böyle bir sorumluluk. Bu sorumluluğu ümmete de yüklenmiştir. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Siz de insanlara örnek gönderilen, şahit gönderilenlersiniz. Yani siz de isyan ederseniz ne olacak bu işin sonu? Böyle anlamak lazım. Böyle olunca mesela Zümer suresinde de var. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ De ki ben emrolundum. Bak peygamber de emrolundu. Hani ben yapmayayım siz yapın. Halbuki bana az da yeter. Benim Rabbim katında değerim farklıdır. Siz şey yapın yani çok kılın. Öyle demiyor. Onun ayağı şişinceye kadar, üzerinde para taşımayıncaya kadar cömert. Veyahut da visal orucu bize diyor ki tutmayın ama ben peş peşe tutarım. Benim işe karışmayın. Yani kendi yaşayışı örneklik alınmak bakımından tahammül edemeyeceklerimizi bize yasaklıyor. Ve buyuruyor ki ben Allah'a ihlas üzere dinde ibadetle emrolundum. Ve ümirtü li en ekûne evvelen müminin. Müminlerin evveli öncüsü teslimiyette, örnekte, dini yaşamakta böyle emrolundum. Yine kul de ki Habibim. Bunu bak hep ayetin başında yukarıda da kul vardı. İnni ehâfu in asaytu rabbi azâbe yevmin azîm. Ben Rabbime isyan edersem, isyan etmekten büyük bir nazabından korkarım de. Kuldeki inni ehâfu, ben korkuyorum. İn asaytu rabbi, Rabbime asi olursam büyük gün ne olacak benim halim? Böyle bir din anlatıyor. Şimdi zannediyorum biraz tesirsizliğimiz toplumda. Anlatanlar sanki bu azaptan emin de, anlatılanlar muhatapmış gibi haşa kella dinin bayağı bir etkilisi, sahibi, yetkilisi gibi anlatıyor. Siyasetçiler devletin, milletin, toprağın, ülkenin sahibi gibi anlatıyor. Hoca dinin sahibi gibi anlatıyor. Baba ailenin sahibi gibi anlatınca kendinde o tesir olmayınca ikisinin arasında mesafeler açılıyor. Siyasetçiyle halk arasında, hoca ile cemaat arasında. Halbuki ayeti kerime o dini anlatan peygamberden itibaren her mükellef sorumlu insanın böyle bir azaptan korkması gerektiğini anlatıyor. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'ın ilim öğrenmek için efendim tabi olduğu zata söylediği bir cümle var. وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرَى Sana asi olmayacağım bu eğitim işinde, bu öğrenim işinde diyor. O diyor ki sen bana talebelik yapamazsın. Bu hakikatleri kavrayamazsın. Kime söylüyor bunu biliyor musun? Hazreti Musa'ya söylüyor. Hazreti Musa vahiy alan bir insan. Hikmetini olan. Bu kadar üstün derece diyor ki sen bu işin esrarını bilemediğin için sabredemezsin. O zaman o da diyor ki
İnşallah sabredeceğim diyor. Setecidüne inşallah o sabire. Bir de arkadan diyor ki ve la asi leke emra, sana asi olmayacağım diyor. Bugünkü eğitim modelinde hoca başka asi, talebe öğrenci başka asi, öyle değil mi? İyileri istisna ederiz ama öyledir. Yani okullarda işte sosyal medya denilen sınıflarda öğrencilerin hocalara yaptığı o şımarıklar, aslında hocalarımızı suçlamıyorum ama okul kapılarında bu nesil öğretmenlerin neslidir deniliyor ya, sistemi de buna katmak lazım. E böyle olunca işte ne olur, saygı yok. Halbuki burada görüyoruz ki mesela Peygamberimiz Cebrail geliyor dini öğretmeye, diz üstü rahat böyle Efendimiz de diz dize oturuyor ve soru cevapta eğitimin nasıl olacağı gösteriyor. Buradan demek ki anlıyoruz ki bir insanın onunla olan muhataplığında isyandan kaçınması gerekir. Şimdi bu isyan çok mu önemli? Ya ebedi la ta'budu şeytan. İbrahim Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam babasına diyor ki babacığım şeytana ibadet etme. Yani Allah'ı bırakma. İnne şeytane kâne lirrahmane asiyye. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Bunun için okuyoruz. Bu isyan şeytanın ahlakıdır. Kötü ahlak diye. Ne kadar kötü bir şey bakın. Şeytan Rabbine asi olmuştur. Demek ki isyan bizi kimin tarafına çekiyor? Şeytanın tarafına doğru çekmek. Ne yapmak lazım? İtaat tarafına doğru dönmek lazım. Diyor ki şeytana ibadet ediyorsun ama o asidir. Ne demek istiyor? Bana itaat et, ben de itaat ediyorum, örnek olsun, kurtaralım birbirimizi diyor. Böyle bakınca burada şunu görüyoruz. Peygamberlere muhalefet eden insanların ana görevi isyan etmektir. Buyurur ki fe'asa firavnur resul. Firavun Hazreti Musa'ya isyan etti. Biz de onları diyor Cenab-ı Hak ağır bir şekilde yakaladık. Bakın demek ki her dönemin muhalifleri peygambere isyan ediyor. Allah'a isyan nerede gözüküyor? Peygambere isyan da gözüküyor. Çünkü Allah-u Teala insanla, insan vasıtasıyla insanla konuşuyor. İnsan vasıtasıyla ona bir şey söylüyor. O zaman o insana isyan Allah'a isyan sayılıyor. Bakın başka bir ayet. Mesela ve tilke adun cehadu bi ayati rabbihim ve asavun rusulehu. Ad kavmi de Allah'ın ayetlerini, Rabbinin ayetlerini yasakladılar. Ve asavun rusulehu, elçilere isyan ettiler. Ve tebeu emre külle cebbarin anil. Her inatçı cebbar olanın, zorbanın emrine uydular. Bak peygambere asi ama ve tebeu uydular kime? Emre külle cebbarin hani, yani o kötü olan insanlara uydular. O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. İsyanla itaat ya da isyanla ittiba arasında gidip geliyor. İsyan edersek şeytana doğru, cebbar, hani azgın olmaya doğru gidiyoruz. İtaat edersek minen nebiyyine ve sıddıkene ve şüvedai ve salihin denilen güzel insanlara doğru dönmüş oluyoruz. Bunun için değerli müminler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir duasında Rabbi inne hunne adlalne kethiran minen nas femen tebi'ani fe innehu minni ve men asani. Ya Rabbi bu putlar insanları saptırırlar buyuruyor. Kim bana tabi olursa bendendir. Tamam. Ve men asani, kim bana asi olursa fe innehu gafur rahim. Hem bağışlar, merhamet edersin. Yani iman verirsin. Sonra da bağışa ulaşır. O zaman burada gördük ki İbrahim Aleyhisselam'ın endişesi nedir? İki kavrama bakın. İtaat, ittiba ve isyan. İttiba etmek izinden, peşinden gitmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ve meni tebean, bana tabi olanlar benim gibi yapsınlar. Basiretle İslam'a çağırsınlar. Fettebi'uni, bana tabi olanları Allah sever. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ne demek? İsyan etmeyin demek. Tabi olmak
onu anlatmaya çalışıyor da içten nereden geliyor. O zaman buradan bakınca Cenab-ı Hak buyuruyor ki mesela Nuh Aleyhisselam "Kale Nuhu Rabbi innehum asavni vettebe'u men lem yeziduhu maluhu ve veleduhu illa hasara." Allah'ım bu benim anlattıklarım bana asi oldular. Malı ve evladı kendilerini ziyana götürenlere uydular. Bugünkü toplumun iman bakışlı denen dünyadaki durum nasıl? Böyle peygambere kabul ediyoruz demek de iş bitmiyor. Bana asi oldular. Malı ve evladı kendini mutlu etmedi, zarara götürenlerin peşinden gittiler. Şimdi böyle olunca mesela Hazreti Musa Aleyhisselam vahiy için Tur Dağı'na gitti. Kardeşine de dedi ki Harun'a, ben gelene kadar kavmimin başında dur, burayı sen idare et. Başıboş bırakmak yok ümmeti. Ümmet de başıboş almayacak. Fakat Samiri diye bir adam çıktı, bir heykel uzağdan yaptırdı, bir şeyler, sesler vesaire. İşte Musa'nın dedi, Rabbi budur ama unuttu dedi. Millet acayip bir peygamber vahye gitti. İçlerinde de kardeşi o da peygamber. Onu dinlemediler, Samiri'yi dinlediler. Yani Harun Aleyhisselam'ın ikaz ve işaretlerine uymadılar. Döndü geldi Musa Aleyhisselam. Kale ya Harun ma mena'ake iz ra'eytehum dallu. Ey Harun dedi, o kadar kızgın ki kardeşim bile demedi. İnsan kızınca demek ismi söylüyor. Merhamet olunca Musa Aleyhisselam'a Harun da Aleyhisselam'da o da bir konuşken ey kardeşim sakalımı başımı tutma diyor. Hani kardeşim anamın oğlu diyor hatta. Şimdi buradan bakınca diyor ki seni ne mani oldu ki onlar sapıttılar. Neyden sebep sen bunları ikaz etmedin, rüşad etmedin? Ve devam ediyor arkadan diyor ki ella tettibi an efe asayite emri. Yoksa emrime karşı mı geldin? Bana asi mi oldun diyor. Kim kime söylüyor? Musa Aleyhisselam kardeşine söylüyor. Demek ki yerimize birini bıraktık. İşi yaptı mı yapmadı mı? O da diyor ki işte ayrılık çıkar, toplumda fitne çıkar diye söyledim ama dinlemediler diyor. Dikkat ederseniz sen bana asi mi oldun diyor. Beraber konuşurlarken. Şimdi meseleyi böyle bakın diyor, o zaman toparlayalım. Kur'an-ı Kerim bu peygamberlere isyan konusu üzerinde çok duruyor. Mesela وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Buyuruyor ki kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse onu cehenneme ebedi kalmak üzere koyar, ona can yakıcı bir azap var. Nerede? Nisa suresinde bu miraslarla ilgili vesaire ayetlerini anlatıyor. Yani orada miras taksimleri var. Şimdi insanlar Müslüman ama namazı itiraz var. Mirasa itiraz var. Talakla ilgili ayetlere itiraz var. Müslümanlık olarak geri bir temenni, bir hayalden başka da bir şey kalmıyor. Yine bir ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرَتْ اَنْ يَكُنَ الْقِيَرْتُ مِنْ اَمْرِهِمْ. İnanan erkek ve kadına Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdi mi başka bir şeyi seçme muhayyerlik yok. Yani bunu yapacaksın dedi Rabbimiz ya da Efendimiz. Hayır ben öyle yapmayayım da böyle mi yapayım? Böyle bir hakkınız yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Yaparsan olur. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse açık bir şekilde sapmıştır. Dalalettedir. Hidayetten uzaklaşmıştır. Mutlak inkar edenler var, bir de ameli inkar edenler. Bunun için Kur'an-ı Kerim ısrarla uyarır. Amman peygambere isyan etmeyin diye. İlla belâgan minallâhi ve risâlâti ve men yâsillâhe ve rasûlühü fe inne lehu nâre fehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Buyuruyor ki Allah'tan gelenleri ben size ancak tebliğ ederim. Ama kim Allah'a ve elçisine isyan ederse ebediyen cehennemde kalır. Demek ki şöyle bir şey var. Biz peygambere isyan ediyoruz biz. Şimdi iman bakımından etmediğimizi söyleyelim de ama diğer hayat bakımından öğrenmek gerekir ki bu isyan mıdır değil mi?
Mesela diyelim ki nedir? Namaz ibadetlerin yapılışı olur, ahlak olabilir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de aynı ayetler var. Diyelim komşuyla ilgili ne buyurmuş? Vallahi komşu iman etmemiştir. Yemin ediyor. Vallahi mümin değildir diyor. Şimdi bunu biz söyleyemeyiz peygamberimiz. Kim ya Resulallah diyorlar? Komşusuz şerrinden emin olmayan insan mümin değildir. Biz de ona kamil mümin değildir gibi işte biraz daha mananın başka yerlerine, karinelerine bakarak öyle söylüyoruz. Şimdi burada peygamberimize isyan var mı yok mu? Biz komşuyla iyi geçinmezsek yahut da zarardan kendimizi korumazsak. E bak o zaman ne oldu şimdi? Burada Efendimiz ayet-i kerime buyuruyor ki açıkça yanlışlık olur. Peygambere isyan etmenin sadece uhrevi cezası yoktur. Dünyevi sıkıntılar da vardır. Yani onu dinlemedi. Hani bir büyük sözü deriz ya dinlemek lazım. Dinlemediysek olacağını mı? O ne buyurur? Bir erkekle bir kadın mahremsiz yalnız kalmasın. Kalırsa üçüncüsü şeytandır. Doğru mu? Doğru. Tamam. Biz de bir şey olmaz. Biz kendimize güveniyoruz. Dinlemedik. Bir gün başımıza bir iş açılır mı? İki kere de açılır. Hadis öyleydi. Yapmadık. Yapmadıysan böyle olursun. Yani o işin onun vermiş olduğu talimatı ne yapmamak lazım? Göz ardı etmemek lazım. Şimdi mesela bu işte bir ay evvel miydi? Kadınların yolculuğa çıkar mı çıkamaz mı tartışmaları var. İşte bu işte bir güvenlik meselesi var, örf adetler meselesi var, suizandan sakınma meselesi var. Bir sürü iş var. Herkes kendi tedbirini, aile durumunu, şunu bunu gözden geçiriyor. Sonra başına bir şey gelince bütün günahlara bakıp Kur'an ve sünnetten bir emri yok sayıp uygulamamaktan dolayı o işler başına geliyor. Öyle olmuyor mu? Böyle oluyor. Ne diyor ayet? Birbirinizle gizli konuştuğunuzda bil ismi günahı konuşmayın. Yani ya eylecin amnize tenaceytim ve la tetenace bil ismi vel udvane ve mahsiyetir rasul. Bakın mahsiyetir Resul. Gizli konuşunca günah, düşmanlık ve peygambere isyan işlerini konuşmayın diyor. O zaman ne oluyor? İşte gizli yazışmalar, gizli konuşmalar büyük veballere veyahut da kötü sonuçlara sebep oluyor. Şimdi böyle olunca bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kadınlara özel hitap ediyor. Ya eyyühen nebi zecaike minnadi yukayyüne gala ellâ şirke billâhi şeyhâ ilâhullâye. Kadınlar Müslüman olmak için geldiklerinde onlarla bir görüşme yapılıyor. Maddeler sayılıyor. Başta şirk olmak üzere şunları yapmayacaksın. Biri de ne biliyor musun? وَلَا يَحْسِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ İyi olan işlerde sana isyan etmeyecekler. Söz verirlerse onlarla bir at, söz al. Ondan sonra da onlara dua et. Oh, ne güzel. Bakın. وَلَا يَحْسِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Diyecek ki peygamberin ayet. İyi olan, bu ne demek burada? Aslında peygamberler kötü bir şey söyler mi? Söylemez. Ama bize bir ders var. Biz kötü bir şey söylersek itaat beklemeyelim. Kötü bir şey de itaat için söylemeyelim. Madem ki peygamber ne söylerse uygun demeli ki, maruf olan şeyleri söylerse uygun dedi. Ki onlar maruf, iyinin dışında bir şey söylemeyeceği halde, وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ فَبَائِهِنَّ وَاِسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ غَفُورٍ Diyor ki müfessirler, bugünkü kadınlar, o günkü ayet onlara indi ama onunla bugün de kim amel ederse aynı sözleşmeye, aynı duaya dahil olacaklardır inşallah. Ayet kıyamete kadardır. O zaman buradan baktığımızda yine başka ayetlerde de Cenab-ı Hak bu hususu beyan ediyor. Mesela bir ayetin son kısmını okuyayım, vaktinizi çok almayacağım. فَاِنْ عَصَرْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Duhan suresinde olacak, Şuara suresinde. Eğer diyor Cenab-ı Hak de ki, sana isyan ederlerse, bak peygambere isyan ettiler, yani sözü dinlemediler neyse o. فَقُلْ de ki, اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Alimler diyor ki, bak sizden uzağım demedi, yaptığınızdan uzağım dedi. Burada bir incelik var. Yani kişiyi tamamen dışlamak, hadi bakalım seninle bir daha görüşmüyorum. Değil.
bu yaptığın işten üzüntü duyuyorum. Bu işini desteklemiyorum. Bunu yaptığım müddetçe ilgi, sevgi, merhamet neyse bunu gösteremiyorum. Yoksa sana değer vermiyor değilim ama bu yaptığından hoşnut değilim. Hani derler ya günahkardan değil günahından uzaklaş ya da uzaklaştır. Bakın burada da ne buyuruyor? Eğer de ki diyor Efendimiz akrabalarına falan şu yukarıdaki ayet ve enzir aşiretekin akrabalarını güzel uyar diyor. Ya akrabayı uyardık dinlemiyor. Daha ne selam verdim ne cenazene gittim. Hadi öte. Öyle de yapmayın diyor. Niye? Ya akraba bu. Ve in cahedâke lâ tüşke bi şeyen ve bil valideyn ister. Ve in cahedâke lâ tüşke bi şeyen. Sana eğer bir konuda şirk koşmanı emrederlerse fela tudihuma onlara itaat etme. Ama ve sahibuma fi dünya marufa iyi işlerde uy onlara diyor. Bak annem baban gavur bir de gavurluğu yetmiyor. Bir de bize diyor ki aman siz de Allah muhafaza. Hani öyle diyenimiz yoktu inşallah. Sen de bu gavurluğu yap diyor. Diyor ki Cenab-ı Hak onların sözünden sakın şirke düşme. Ama onlar da senin annen baban sorumlusun. Onları dünyevi işlerde muhafaza et. Tamam. Ama benim yolum o diyor. Bana uyanların yolu. Şimdi burada da ayet-i kerimede ne buyuruyor? O akrabalarına de ki ben sizin amellerinizden uzağım, yaptıklarınızdan eğer sana isyan ederlerse. Şimdi bu isyan o kadar ağır bir iş ki bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilirsiniz sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud'a Kur'an-ı Kerim okur musun bana diyor. Halbuki Efendimizin okuduğu her yönüyle mükemmel. Ondan öğreniyor zaten Kur'an. O da ya Resulullah sana ben mi okuyacağım diyor. Ben dinlemeyi severim diyor. Yani ben de başkasından isterim dinlemek. Efendimizin emri üzerine Nisa suresini okumaya başladım diyor. Okudum okudum. İşte pekeyfe izâci inâmin gül ümmetim şehidin ve cinnâbike alâ havlâ şehîden ve devamı yani 41-42. Ayet. Peygamberimiz yeter dedi diyor. Şöyle baktım gözleri yaşarmıştı diyor. Ağlamış, duygulanmış. Orada kalsın bu kadar demiş. Ne var da kalsın dedi. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak fekeyfe nasıl olacak? İzâ cidnâ min kullu ümmetin bi şehidin. Her ümmete bir şahit getirdiğimizde her ümmete bir şahit, bir tanık gelecek. Ve cidnâ bike alâ havlâ şehidâ. Seni de bunlara şahit getirdik. Her ümmetin şahidi var. Sen de bunların şahidisin. Yevme izin o gün, o kıyamet günü yani. Yeveddüllezîne keferû kafirler arzu edecek ki. Bir şey daha var orada. Ve asavur rasûl ve peygambere isyan edenler. Dersimiz neydi? Peygambere isyan. Ve peygambere isyan edenler isteyecek ki lev tusevva bihimul ard yer yarılıp da içine girseydi. Gördün mü? Yer yarılıp da keşke içine girseydik. Ve la yekmûnallâh hadîsâ. Devam ediyor ayet. Şimdi hiçbir şey Allah'tan onlar gizleyemeyecekler. Yer yarılıp yerin dibine girseydik kim diyecek? Birincisi kafirler, ikincisi peygambere isyan edenler. Çok yanlış yaptık diyecekler. Efendimiz orada ağlıyor hakikati bildiği için, imanı, hakikati anladığı için. Yeter bu kadar diyor. Bir bilsek peygambere isyan etmenin kayıplarını, o zaman Efendimiz'i de ağlatmazdık. Biz peygambere ağlatıyoruz galiba. Çünkü o hadislerde var. Ümmetim diyeceğim. Allah da buyuracak ki onlar senden sonra neler yaptılar. Onlar senin ümmetin değil diyecek. Böyle hadis-i şeriflerde Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi tabii peygamberimize isyan edince ne olur? Şöyle bir ayet var. Feryah delillezine yukhalifun an emri en tusibehum fitnetun ev tusibehum azabun emin. Son kısmını okuyorum. Vakti çok almayayım. Onun emrine muhalefet etmekten sakınsınlar buyuruyor. Yani o ne söylediyse sakının onun tersini yapmaktan ki en tusibehum fitnetun bir fitne isabet eder en tusibehum azabun emin. Yahut can yakıcı bir azap gibi. Yani onu dinlemediğin zaman paranı iktisatlı mı kullan dedi. Dinle, işe olmaz.
Güler yüzlü mü ol dedi. Yapabiliyorsan yap, bir şey olmazsa. Onun ayetten, hadisten, sahabeye öğrettiğinden yap, hiçbir şey olmaz. Ama yapmazsan o zaman bir fitne ve bir azap gelecektir. Bir şey olmaz dedi. Ya bir şey olmaz olur mu? O zaman niye gönderildi peygamber? Bakın dünyada fitnedir, ahirette de azaba dönüyor bu iş. O zaman ne oluyor? Mesela yapmadık, dişlerimizi iyi bakın dedi Efendimiz. Değil mi? Neredeyse emrolunacak zannettim. Misvak kullanmak. Vaaz etmek kolay şey misvaktan hepimiz. Yok yerinde diş fırçası olur mu demek de kolay. Ama Müslümanların ağzı, ben dahil veya bir kısım Müslümanların, hiç ağzımızın temizliği misvak sünnetine uygun değil. Doğru mu? Bilmiyorum öyle olanlar için. Ne oldu? Dişleri döktük. Eskittik. Çürüttük. Halbuki o sünnet işte uysaydı dişler böyle mi olur? Olmazdı. O zaman onun ne söylediği, yani misafire nasıl davranılır, ikram nasıl yapılır, hayvana nasıl davranılır, zayıfa, kadına, yetime, yaşlıya hep anlatmadı mı bize? Anlattı değil mi? Onlar yapılsa ne nazik adam, ne kibar adam, ne sevimli insan olur. Kurtlar, kuşlar, her şey memnun olur. Melekler memnun olur. Hiçbir cindir, sihirdir, nazardır bize zarar vermez. Ne oluyor? Yapmıyor. Yapmazsan olacağı olan mı? Ben böyle yaparım. Tamam yap. Ama sülalede seni kimse sevmiyor. Niye? Çünkü dik bulaşlı bir adamsın da ondan. Halbuki Peygamberimiz ailesine karşı şefkatliydi. 70 kere affederim. Bir 70 daha affederim. Veyahut da işte Hazreti Enes'le ilgili vesaire çok şey var. Bunun için Cenab-ı Hak وَمَا أَعْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Peygamber size neyi verirse onu alın. وَمَا نَحَاكُمَ عَنُ فَنْتَهُ. Sakındırdığından da uzaklaşın. Fettekullah, Allah'tan korkun. İnnallah şedidil ikram. Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu da bir savaşla ilgili ama dikkat edin. Peygamberin dediğini yapmak takvadır. Yapmayana şedidil ikramdır. Anlatabildim mi orayı? Şedidil ikram. Kim için söylüyor? Peygamberin dediğini yaparsın. Şimdi orada şöyle diyorlar. Burada peygamberin dediği sadece Kur'an-ı Kerim diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim ama İşte Kur'an'ın yani hep bildiğimiz şey. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de ezan kelimesi geçiyor. Tamam iyi de bu duyuru demek. İşte bu ezanın Allah-u Ekber, Allah-u Ekber olduğunu yazmıyor ki Kur'an-ı Kerim. Yazıyor mu? Yok. Mesela cenaze namazının tarifi var mı? Bu kadar namaz, rükûlu secdeyi ise cenazeyi de öyle kılardık Allah için. Ama öyle değil. Peki nereden öğreteceğiz? Nereden öğreteceğiz? Peki tilavet secdesi nereden öğreteceğiz? Hani var ya Kur'an-ı Kerim'den yapılıyor. Rükû yok orada. O halde Peygamberimizin uygulamaları da alimler şöyle söylerler. Sıralamada aslında kitap, sünnet, icma olarak gelir derler kıyas. Ama uygulamada kitabı her önüne okuyan bütün batıl dediğimiz, bid'at dediğimiz mezhepler hepsi peygamberden, ayetlerden delil getiriyor. Peki nasıl işin içine çıkacağız? O zaman icma, sünnet, kıyas uygulamasına döneceğiz. Yani şöyle de bir şey var. Biz bir fıkıh kitabı olmadan bütünüyle bu dinin hükümlerini anlayamayız. Neden? Subuti kat'i midir, zanni midir? Delaleti kat'i midir, zanni midir? Bu neye işaret ediyor? Burada bir kapalılık mı var, açıklık mı var? Bu iş ilim meselesi. O da neydi onun? Fıkıh alimlerinin yetişmesiydi. Bir şey söyleyeceğim ama kimseyi itham etmek istemiyorum. En çok fırtınayı kim koparıyor? Ülkemizde din adına. Yani hepsini genellemiyorum. Ekseri sadece önüne bir Kur'an-ı Kerim alıp, işte biz de öyle bahsediyoruz. Ayetlerden kafasına göre vaaz eden biraz tefsir ekolü insanlar milletin kafasını karıştırıyor. Hiç gördünüz mü radyo televizyonlarda görüp konuşup bir fıkıhçının milletin kafasını karıştırdı? Pek yok. Olmaz. Niye? Fıkhın bir usulü vardır, bir disiplini vardır, bir hiyerarşisi vardır. Söylediğinin nereye gittiğini, tek kendini söylemeyeceğini, farklı şeylerin söyleyeceğini bilir. Ama böyle ilim kaybolunca sadece iş Kur'an'ı öne alıp bir kısım hadisleri, bir hadis-i şerifin nasıl değerlendirilmesi lazım? Hadis kaynakları nedir? Benzerleri nedir? Muhalefet varsa hadiste nedir? Hadisin ravileri nedir? Medine'nin ameli nedir?
müçtehidin bu konudaki söylediği söz nedir? Öyle olacak da iş ortaya çıkacak. E şimdi öyle olmuyor ki. Takvimden bir şey okuyor adam gazeteden. Safer ayı geldi, bela ayı geldi, hemen duayı. Nereden yazdın? Nasıl? Ya işte, kitap Arapça ise ben öyle bir radyo biliyorum. Arapça Hristiyanlar vaaz ediyor. Hem de Allah diyor devam. Öyle değil mi? Oranca Arapça vaaz etmiyor mu Hristiyanlar? E diyorlar, radyoları var. Biz bir dinlesek Müslüman diye aşağı dinleriz, bir dua ederiz. Yani o günün Arapları Arapça konuşuyor. Bir şeyin Arapça olması doğru olduğu anlamına gelmez ki. Kaynak da, fıkıh da o ilminin olması lazım. Onların hatta bazı hadisçiler, ben hadisi söylüyorum ama bu fıkıhçıya bunu götürün der. Bu işte uğraşanlar bilir. E bilmeyince bir şey de deniliyor. Orada niye? Cehalet yaygın olunca herkes istediğini kabulleniyor. Bunun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Sonuç olarak bitirelim. 5 dakika oldu. Bakın çok ilginç bir şey, yani hadis-i şerif. Bir gün emne recülen fatame inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bir adam konuşma yaptı. Şimdi Allah'a isyanlar konuşuyor. Dedi ki adam men yudillâhe ve resûlehu fekad reşide ve men ya'sihime fekad gavâ. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yoldadır. O ikisine isyan eden şaşırmıştır. Oldu mu? Zamirli konuştu burayı. Ve men yasihima. Yani o ikisi kim? Allah ve Resulü. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki Efendimiz. Bi'sel hatibu ente. Sen ne kötü bir hatipsin dedi, konuşmacısın. Bak adamın aslında ne dedi? Allah ve Resulüne itaat eden doğru yoldadır. İkisine isyan eden şaşırmıştır. Bak yanlış etmiştir. Ne buyurdu Efendimiz? Ne kötü hatipsin sen, ne kötü konuşmacısın buyurdu. E peki ne demesi lazımdı? Kul de ki, وَمَنْ يَقْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a isyan eder ve elçisine isyan ederse. Gördünüz mü? Çünkü aslında elçiye isyan Allah'a isyan. İkisini, din peygamberimizin değil, peygamberimiz dinin tebliğcisi. Bilmem farkı anlatabildim mi? İkisine gel deme dedi. Ben Rabbimle eşit değilim dedi. Allah'a ve elçisine de. O da tehlikeyi söylüyor. Şimdi o zaman buyuruyor ki küllü ümmeti yedhulûne cennete illâ men ebâ. Kıyle ve men ye'bâ ya Resulallah. Ümmetimin hepsi cennete girecek buyuruyor. Ancak istemeyenler ağrış diyor. Sordular kim istemez ki cenneti? Buyurdu ki men ebâni dekhala cennet ve men asâni fekad ebâ. Bana tabi olan, itaat eden girecek, bana isyan edenler istemeyenlerdir buyurdu. Bana tabi olanlar girecek, itaat edenler. Ama öbür isyan edenler onlarsa istemeyenlerdir diye Efendimiz buyurmuş oldu. O halde bütün bunlara baktığımız zaman değerli müminler, bir adam geliyor peygamberimize, rüyamda diyor ehli kitaptan bir kısmıyla karşılaştım, Hristiyan Yahudilerle. Ve dedim ki siz ne güzel bir kavimsiniz. Arkana da dedim ki Muhammed Allah ve şöyle şöyle deseydiniz ya. Muhammed Allah ve şöyle şöyle deseydiniz. Hani Müslüman olsaydınız. Efendimiz buyurdu ki ben sizden böyle bir şeyi duymayı hoş karşılamam. Bak burada yanlış söylemişsin. E nasıl diyecektim? Diyecektin ki Muhammed Allah'ın elçisi, sonra Allah'ın diledikleri veya istenenler. Beni Allah'la bir tutma. Anladın mı? Hani Muhammed ve Allah deme. Araya bir sonra koy. Onun için Efendimiz Aleyhisselam bir şeyi birine emanet ettiğiniz zaman Allah'a ve sana emanet ediyorum demeyin. Hani biz şimdi diyoruz ya birine bir mal eşya verip Allah'a ve sana emanet. E peki bizim Türkiye'deki Müslümanlar bunu becermişler. Nasıl yapmışlar? Evvel Allah sonra sana veriyorum. Onun için diyor ki Peygamberimiz Allah'a sonra sana emanet ediyorum deyiniz. Gördünüz mü? Türkçe'ye nasıl geçmiş bu? Evvel Allah sonra sana emanet bu çocuk. Bu gelin, bu araba, bu eşya. Demek ki Allah ve Resulü arasındaki devlet çizgisini de iyi korumak gerekir.
Sonuç olarak değerli dostlar, buraya baktığımızda Efendimiz'in şöyle bir hadis-i şerif var dilimizde. Allah'ın sayende hayatta kaldığım sürece masiyetlerden uzak kalmayı kolaylaştırmak suretiyle bana merhamet et. Günah, isyandan uzak kalmayı kolaylaştır bana ya Rabbi. Peygamberimiz böyle dua ediyor. Yine Allah'a isyan doğuracak yerde yaratılmışlara itaat yoktur diyor. Yani biz yaratılmışız ama öyle bir şey yap diyor ki babamız, hocamız, yöneticimiz Allah'a isyan oluyor. O zaman yapmayın. Açık bir isyan varsa o zaman bu yaratılmışlara ne yapılmaz? İtaat edilmez. Bunun için şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de ayette ya leyteni ittehasu nar rasulü sebiyle, keşke peygamberle beraber bir yol edinseydim diyecek zalimler elini girmesarak. Ya da ya leytena danallahu ve danar rasulü, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Resulüne itaat etseydik diye pişman olacak. Niye? Çünkü isyanın bir işe yaramadığını anlayacaklar. Ve dünyaya yeniden dönüp Allah ve Resulüne tabi olmanın bir kazanç olduğunu anlayacaklar. Cenab-ı Hak o kazançla cümlemize yaşamayı nasip etsin. O zaman buradan tabi dini öğrenmek lazım, doğru öğrenmek lazım. Bir de Allah'a ve Resulüne isyan, ister şirk gibi olsun, ister kebair büyük günah gibi olsun, isterse aşağıya doğru başka şeyler olsun, onlardan sakınmak gerekir. Sakınmıyorsak inkar etmemek gerekir. Ama sakınmadığımızdan dolayı da kaybımızın dünya ve ahirette olacağını unutmamak gerekir. Rabbim kendine isyandan bizleri muhafaza eylesin. Bugüne kadar yapmış olduğumuz kendisine ve Habibine olan isyan günahlarımızı affeylesin. Ümmet-i Muhammed'e ittiba ve itaat şuuru lütfeylesin. Allah cümlenizden